Bu akşam böyle bir gecede size bir temel konuyu anlatmak istiyorum. Din ve siyaset. Bunu biz rahat konuşamayız zannediyorlar. Bunu biz rahat anlatamayız zannediyorlar. Ama biz bunu konuşmaya başladığımız zaman ne tarafa kaçacaklarını da bilemiyorlar. İşte bu akşam anlatmak istediğim budur. Değerli kardeşlerim, bugün dünyanın nüfusu 5 milyarı aşmıştır, 6 milyara yaklaşıyor. Bu dünya nüfusunun 1/4'ü Müslümandır. Dünya nüfusunun 1/4'ünün Müslüman olması ne demektir? Dünya nüfusunun 1/4'ünün Müslüman olması demek, dünyada Müslümanların sözünün geçmesi demektir. Dünyada Müslümanların itibarının olması demektir. Dünyada Müslümanların saygınlığının olması demektir. Çünkü 1/4 oran çok önemli bir orandır. İnancımız açısından önemli bir orandır. Yüce Rabbimiz abdest ayetinde başınızı meshedin diyor. Eğer bu emrin her birimiz tek tek muhatabı olsak, abdest alırken, başımızı meshederken tamamını meshederiz, öyle değil mi? Ama İslam alimleri ne demiş? Başın 1/4'ünü meshetmek farzdır demiş. Yani başın 1/4'ünü meshedersen tamamını meshetmiş gibi olursun. İşte 1/4 budur. Dünya da bir baştır. Bir baş gibidir. Bu baş üzerinde madem ki Müslümanlar 1/4, o zaman Müslümanlarının bu başa sözü geçmesi lazım. Bu dünyaya. Ama geçmiyor. Öyle değil. Manzara öyle değil. Böyle olması lazım. Olması gereken bu. Ama gerçekte böyle değil. Ya nasıl? Tam tersi. Ezilen Müslümanlar, horlanan Müslümanlar, doğranan Müslümanlar, çiğnenen Müslümanlar, 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 hep Müslümanlar. Hindistan'da böyle, Irak'ta böyle, Somali'de böyle, Cezayir'de böyle, Azerbaycan'da, Nahçıvan'da, Abhazya'da ve nihayet Bosna Hersek'te hep böyle. Hep ezilenler onlar. 1,5 milyara yakın bir kitle olmasına rağmen ezilenler onlar. Mücadele edenler var. Var ama seyredenlere ne demek gerek? Neden Müslümanlar bu hale düştüler? Niçin? Dünyanın 1/4'üne güç veren, kuvvet veren, vermesi gereken bu insanlar bu duruma neden düştüler? Gaflet mi sebebi? Dalalet mi sebebi? Hıyanet mi sebebi? Tabii bunların da payı var. Bunların da payı var. Ama bir tek temel sebep var. O da terk-i siyaset ve cehli siyasettir. Çünkü Müslümanlar yıllardan beri siyaseti terk ettiler. Meydanı boş bıraktılar. Siyasetten uzak yaşadılar. Ve şimdi bu hal geldi başımıza. Bu neden böyle oldu? Bu niçin böyle oldu? Tabii burada sözler var.
Yıllardan beri beynimizi yıkayan cümleler var. Nedir bu sözler? Siyaset mi? Aman ha, bataklıktır. Sakın bu bataklığa girme. Uzağında dur. Bulaşma, kirlenme dediler. Kimlere? Müslümanlara. Sen Müslümansın. Sen temizsin. Bu kirli sahaya girme. Buraya bulaşma dediler. Sonra yine Müslümana dediler ki sen Müslümansın, dindarsın. Din ayrı, siyaset ayrı dediler. Din Allah ile kul arasındadır. Fakat siyaset ayrıdır. Din siyasete karışmaz dediler. Din ayrı dediler, devlet ayrı dediler. Ve din devlete hiç karışmaz dediler. Okulda, camide, kışlada siyaset olmaz dediler. Ve ne diyorlar? Okulda, camide, kışlada siyaset olmaz dediler diyorlar. Bu milletin geri kalmasının sebebi Müslümanlıktır dediler, İslam dediler. Bir darbede buradan indirdiler. Birisi biraz siyasete soyundu mu, sen din istismarcısısın dediler. Ve onu milletin gözünden düşürmeye çalıştılar. Laiklik dediler, şunu dediler, bunu dediler. Ama bütün bunlarla bir şey yapmak istediler. Neydi o? Müslümanı siyaset sahasından uzak tutmak. Ve başardılar da. Yakın zamana kadar da bunu başardılar. Müslüman pıstı, Müslüman bu meydandan çekildi ve meydan bu sahada at koşturmak isteyenlere kaldı. Şimdi böyle dediler de nereye geldik onu sonunda söyleyeceğim. Acaba doğru mu dediler? Acaba gerçeği mi söylediler? Gerçekten din ayrı şey, siyaset ayrı şey, bu böyle miydi? Neyin ne olduğunu tarifleriyle yerine oturtmak gerekir. O zaman bugünün Müslümanına din nedir, siyaset nedir, bunu anlatmak gerek. Hatta laiklik nedir, bunu anlatmak gerek. Hatta istismar nedir, bunu da anlatmak gerek. Neden? Çünkü inananlara kurulan tuzaklara düşmemek için. Din nedir? Dinin ne olduğunu Müslüman bilmelidir. Tarifini bilmelidir. Şumulünü bilmelidir, etkinliğini bilmelidir. Dinin tarifi yeni yapılacak değil. Asırlardan beri gelen bir tarifi var dinin. Akıl sahiplerini kendi hür iradeleriyle her zaman iyi, doğru, güzel olan yola yönlendiren ilahi kanun. Dinin tarifi bu. Bu tarif fevkalade önemlidir. Bakın bu tarifte akıl sahiplerini diyor. Dinin muhatabı kimmiş? Akıl sahipleri. Din akla hitap ediyor. Aklı olmayanın dini yoktur denir. Din akla hitap ediyor. Akla hitap ettiğine göre din makuldür. Yani akla uygundur. Bir diğer deyişle de din akılcıdır. Aklı ve akılcılığı ön planda tutar din. O nakli olan hükümleri bile akla ve mantığa uygundur. İkincisi din hür iradeye hitap eder. Cenab-ı Hak yaratmış insanı
aklı vermiş, irade vermiş, iki yol yaratmış, biri hayır biri şer, yolun kavşağında insanı bırakmış. Hadi seç demiş. Neyle seçeceksin? İradenle. İradenle. Hayrı seçersen sonu budur, şerri seçersen akıbet budur demiş. Ama seçmeyi kime bırakmış? Sana bırakmış. Senin hür iradene bırakmış. Yani din özgürlükçüdür. Din özgürlükçüdür. Akılcıdır ve özgürlükçüdür. İşte bir Müslümanın bunu bilmesi lazım. Bu yönleri, bu özellikleri bilmesi lazım. Şimdi dinin tarifi bu. Din aynı zamanda bir yönetim sistemi. Siyaset nedir? Siyaset, yönetim sanatının adına siyasettir. Bir ülkedeki insanları yönetenlere siyasetçi, o yönetim sanatına da siyaset denir. O halde görülüyor ki bu kelimelerin ortaya koyduğu anlamlardan dinle siyaset arasında büyük bir ilişki var. Bir münasebet var. Gerçekte tablo bu. Bunun yanında bir de laiklik kelimesi var. Laiklik. Nedir laiklik desen anlatamazlar. Bunun tarifi yoktur. Yapamazlar bunun tarifini. Derler ki din ayrı, devlet ayrı. Çıkarırsın anayasayı, devletin yapısını anayasa kurar ya. Diyanet İşleri Teşkilatı'nı gösterirsin, bak devletin içine din girmiş dersin, orada kalırlar. Bir şey diyemezler, tıkanırlar. Bu defa derler ki, laiklik din düşmanlığı değildir derler. Bir de böyle bir tarif icat ederler. O zaman üniversiteye girmek isteyen şu başörtülü kızı niye almıyorsun dersin, orada da tıkanırlar. Yoktur çünkü, laikliğin bir tarifi yoktur. Ama bir gerçek vardır ki laiklik denilen bu prensibi dini sınırlamak için getirmişlerdir. Dini sınırlamak için, fonksiyonunu daraltmak için getirmişlerdir. Şimdi din akılcıdır. Anlattık demin değil mi? Laiklik dini sınırlayacağına göre neyi sınırlamış oluyor? Aklı. Aklı demek oluyor ki laiklik akıl dışı bir sistemdir. Mantık dışı bir sistemdir. Akılcı olan dini madem ki sınırlamak istiyor, akla düşmandır, akla karşıdır, akıl dışıdır. Anayasa Mahkemesi Başkanı'na ithaf olur bu cümle. O layık olmayanı insan saymıyordu. Biz de layık olanı akıl dışı sayıyoruz. Ne güzel mücadele ya. İki, yine layıklıkla dini sınırlamak istiyorlar değil mi? Evet. Din özgürlükçüdür. Din özgürlükçüdür. Ama dini layıklıkla sınırlamak istiyorsa bir insan, o özgürlük düşmanı demektir, o hürriyet düşmanı demektir. Nitekim de öyle oldukları görülüyor. Her şeyi açık seçik ortada. Bir de istismar kelimesi var. Efendim dini istismar, din. Ne demek dini istismar? Bir insan ibadet etmez. Dini bir hayatı yoktur ama bir yerlerden bir menfaat sağlamak için, bir makama gelmek için öyleymiş gibi görünür. Ona dini istismar eden adam denir. İbrahim Halil Çelik bu son bütçe konuşmasında ne dedi Sayın Demirel? Ya gitmişsin İngiltere'de Major'ın karşısında selam durmuşsun. Diyorsun ki orada İslami fundamentalizme karşı tedbirli olmak mı istiyorsun? Onun panzehiri benim diyorsun. Bırak bu fundamentalizm.
Yani İslam'ın gelmekte olan İslam düzenine karşı bir tedbir mi istiyorsun? Onun panzehiri benim diyorsun. Öyle mi? Öyle. E ondan sonra seçim günü geliyor, meydana çıkıyorsun, Kur'an-ı Kerim'i öpüyorsun. Hem ona karşıyım, ben onu önlerim, boğarım, yaparım, ederim diyorsun. Hem de Kur'an-ı Kerim yapıyorsun, seçim mi? İşte istismara bu ver. Kelimelere böyle mana verdiğimiz zaman bunlar kaçacak deli kararlar. Şimdi kelimelere bu anlamı verdikten sonra Batı'da dinle siyaset ilişkisine bakalım. Batı'da dinle siyaset ilişkisi ne durumdadır? Bugünkü duruma bakalım. Almanya'da, İtalya'da, İsviçre'de, Belçika, Hollanda'da siyasi partiler var. Bu siyasi partilerin adlarına baktığımız zaman sosyal demokrat, bir de Hristiyan demokrat var. Bugün Alman başvekili Kohl'un partisinin adı Hristiyan demokrattır. Öyle mi değil mi? Müslümanların gözü açıldı şimdi. Müslümanlar dünyayı görüyor. Eskiden önünü görmüyor. Elhamdülillah. Ha, Hristiyan Demokrat Parti bak. Siyasetin içinde mi Hristiyanlık? İçinde bak, partisinde var. Oradan geç. Avrupa topluluğu. Avrupa topluluğunun 9 6 devlet. 9 12 oldu şimdi. Bir birlik meydana getirdiler, Avrupa topluluğu diyoruz adına. Bunların bir hükümet merkezi var Brüksel'de. Brüksel'deki hükümet merkezine, binasına bir bakın, resmine bakın. Tavanından tabanına kadar, temeline kadar haç şeklindedir. Siyasi karargahına inancının damgasını vurmuş mu? Vurmuş. Onu da yapmış. Başka, geldik AGİK'e. Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferansı diye bir organizasyon var. Bu yeni kurulan bir organizasyon. 52 üye ülke var. 308 parlamenter var. Türkiye'de üye buraya. Türkiye'den 8 parlamenter katılıyor. Bir tanesi de benim, Refah'tan. Şimdi Temmuz ayında bunun toplantısı oldu Budapeşte'de de, 5 Temmuz'da. Biz de o toplantıya katıldık. Sabahleyin genel kurul salonuna girdik. Bütün devletlerin isimleri kartonlar halinde önlerine yazılmış. Kim var kim yok diye bakıyoruz sağa sola. Bir de baktım bir levha var. Levhanın üzerinde Holy See yazıyor. Bu hangi devlettir? Hiç ben böyle Holy See diye bir devlet duymadım. Holy See, Holy See. Yanımdaki arkadaşa dedim ki ya bu Holy See dedi. Holy See de hangi devlet bu? Holy İngilizce mukaddes demek, See de görüş demek. Mukaddes görüş. O da çıkartamadı. Ya bu Vatikan filan olmasın dedim ben. Olabilir dedi. Sonra sorduk, Vatikan'mış. Çünkü kartonun arkasında kimse yok. Adamlar orada olsa az çok çıkaracaksın. Vatikan. Vatikan deyince bu bizimki laik kafalı. Söyle bakalım şimdi. Bak, Hristiyan Almanya burada, Hristiyan Fransa burada, Hristiyan İngiltere burada. Bunların hepsi burada, 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 burada. Bir de Holisileri var, Holisileri de burada. Nerede Müslümanların Holisisi? Müslümanların Holisisi yok. Hani din siyasete karışmazdı? Bak burada da çıktı karşımıza. Burada da önümüzde. Bir de bu Holisileri var. Almanya'da, İsviçre'de, hatta Hollanda ve Belçika'da parlamento kanun yapacağı zaman kilisenin mütalasını alıyor.
Demek ki oraya da etkinliği var. Bugün yurt dışındaki, yani Almanya'daki, Batı ülkelerindeki hastanelerin çoğu kilisenin tasarrufu altında. Kilise yönetiyor, kilise idare ediyor. Parlamentolarında yemin merasimi yapılırken İncil üzerine yemin ediyorlar. Daha yakın zamanda Yunanistan'da bir seçim akabinde yemin merasimi yapıldı. Bütün Yunanlı parlamenterler İncil üzerine yemin ederken bizim Batı Trakya'dan Sadık Ahmet'e sıra geldiği zaman İncil'i çektiler, Kur'an'ı koydular, o da Kur'an'a yemin etti. Sonra nikah törenlerini, nerede yapıyorlar nikah törenlerini? Kilisede. Kilisede yapıyoruz. Şimdi görüyorsunuz, Allah'a şükür Refah Partisi bir hafta önce bir kanun teklifi verdi. Müftüler de nikah kıyacaklar. İnşallah. Kanun teklifimizi verin. Şimdi dini siyaseti bir yere oturtacağız da bir yerden çıktık, tariflerden mariflerden. Bir de Batı'da din ve siyaset ilişkisi nasıl dedik, işte saydık döktük. Gördünüz değil mi? Hep böyle sıkı bir ilişki içerisinde. Hatta o kadar ilişki içinde ki geçenlerde dış politika ile ilgili bir açık oturumda bu CHP'nin, yeni CHP'nin sözcüsü İsmail Cem diyor ki Batı'da laiklik yanlış tatbik ediliyor diyor. Adama bak ya. Adama bak. Adam ola beri gele. Bir söz var Türkçe'de. İşte böyle. Peki dün nasılmış, tarihe baktığımız zaman din siyaset ilişkileri nasılmış diye bakınca ne görüyorsun? Haçlı savaşları dediğimiz savaşlar. Bir yanda haç, bir yanda hilal. Bir mücadele, din savaşı ve de siyasi üstünlüğün, siyasi iktidarın elde edilmesi mücadelesi. Tabii her savaş bir siyasi aksiyondur. Dolayısıyla iç içe görüyorsun. Avrupa'da bugün bu görüntülerin yanında savaş görüntüsü ile ilgili olarak manzara nedir? İşte Bosna Hersek'ten belli. Bosna Hersek'ten belli. Yugoslavya'nın dağılmasından sonra Sırplarla Hırvatlar arasındaki savaşı kısa zamanda önlediler. Çünkü ikisi de Hristiyan. Aman fazla Hristiyan kanı akmasın dediler, önlediler. Ama Bosna Hersek'teki katliamı bir türlü önlemiyor. Geçenlerde Belçika'dan bir parlamento heyeti geldi. 15 kişilik. Grubu olan siyasi partilere haber verdiler. Meclis başkanının odasında görüş alışverişinde bulunacaklar dediler. Grubu bulunan bütün siyasi partilerden birer temsilci rica ettiler. Denilen saatte gittik. 12 kişi gelmişler. Oturmuşlar. Biz de 4 siyasi partinin grup başkan vekili, o zaman 4'tü. CHP yoktu henüz. Grup başkan vekili karşıda oturduk. Şimdi bunlar tanışma merasiminden sonra dediler ki sizinle biz bugün burada 6 mesele görüşeceğiz. Ne görüşeceğiz? İşte Kıbrıs, Yunanistan, insan hakları, Kürt sorunu, Azerbaycan, Bosna Hersek dediler. Arkasından da önce dediler Bosna Hersek'ten, önce dediler Yunanistan ve Kıbrıs'tan başlayalım dediler. Onların bir sözcüsü var. Siz de bir sözcü tayin edin dediler. Dedik ki biz sözcü tayin edemeyiz. Niye? Burada 4 tane siyasi parti var. Hepsinin görüşü ayrıdır. Aslında bu üçün aynı da dedim, bizim ayrı. Şimdi
Onlar dediler ki önce Yunanistan'dan Kıbrıs'tan başlıyoruz dediler. Ve başladılar soru sormaya. Kime? DYP'den başladılar. ANAP'a. ANAP'tan da SHP'ye geçtiler. Bayağı da bir sıkıştırdılar. Hatta öylesine sorularla sıkıştırdılar ki bizim arkadaşları, yani ben durduğum yerde duramıyorum. Onlar da imtihanda ter döken talebeler gibi böyle. Eziliyorlar. Hesap sorar gibiler. Sıra bana gelince onlar beni de onlardan biri zannettiler. Sıra bana geldi. Ben dedim ki önce üç hususu şurada tespit etmek istiyorum. Bir, bu masada kimse kimseden hesap soramaz. Birincisi, biz burada sadece görüş alışverişinde bulunuyoruz, hepsi bu kadar. İki, hepimiz iyi niyetliyiz. Ülkemizde barış olsun, bölgemizde barış olsun, dünyada barış olsun istiyoruz. Siz istiyorsanız biz de istiyoruz. Üç, siz burada altı konu saydınız. Ve önce Kıbrıs'tan, Yunanistan'dan başlayalım dediniz. Bu size göre bir önceliktir. Benim de kendime göre bir önceliğim var. Neden Kıbrıs'la Yunanistan'dan başlıyormuşuz? Kıbrıs'ta savaş mı var? Yunanistan'la Türkiye arasında savaş mı var? Kriz mi var? Yok. Ama Bosna Hersek'te katliam var. Niye Bosna Hersek'ten başlamıyoruz? Önce Bosna Hersek'ten konuşacağız. Her şey alt üst oldu tabi. İşte refahın farkı bu. Önce Bosna Hersek'ten başladı. Niye önlemiyorsunuz bu savaşı burada? Dünyanın hiçbir devrinde barış için bu kadar uluslararası kuruluş kurulmuş değildir. Birleşmiş Milletler ne için kurulmuş? Barış için. NATO niçin kurulmuş? Barış için. Avrupa topluluğu niçin kurulmuş? Barış için. Avrupa Konseyi niçin var? Barış için. BAP niçin var? Barış için. Peki AGİK niçin var? Barış için. 6 tane kuruluş, öyle mi? Öyle. Niye önlemiyorsunuz bunu? Bu 6 tane kuruluş varken bu katliam devam ediyorsa bu kuruluşlar ne işe yarar söyler misin? Adamlara bir taarruz filan namına. Ne taraftan bir şey dedilerse hep siz yok musunuz siz havası içinde sonunu getirdik. 25 dakika kadar sürdü bu düello. 25 dakika düello filan değil, tek taraflı taarruz. Bir şey diyemiyorlar ki adamlar. Ne diyecekler? 25 dakika sonra efendim bir yere daha gidecektik. Evet 2 dakika kaldı. Oraya yetişmemiz lazım. Müsaade edersiniz dediler. Ben de hay hay dedim. Orada bıraktım. Gidecekleri yer de biliyorum. Hemen bizim Kayseri milletvekili Abdullah Gül'ü buldum. O da orada bizim temsilci. Abdullah'cığım hesabını şuraya kadar ben gördüm. Bundan sonrasını sen gördün. Bosna Hersek'te işte bu katliam olup duruyor. Ve bunlar bilinçli oluyor. İsteseler önlerler. Ama istemiyorlar. Neden? Müslümanlar aman Vatikan'a bu kadar yakınlıkta Müslümanlar barınamasın. Siyasi iktidar onlarda olmasın. Şimdi biz neden bahsediyoruz? Din ve siyaset ilişkisinden bahsediyoruz. Bir de gelelim bizim dünümüze. Yani 70 yıl öncemize. 2 ay sonra tam 70 yıl olacak. 70 yıl öncemize. 70 yıl öncemizde din ve siyaset ilişkileri nasıldı? Bunun nasıl olduğunu anlamak için ortada bir yazılı belge var. Bu yazılı belge Atatürk'ten Düşünceler kitabında, Profesör Enver Ziya Karal'ın kitabında ki bir beyandır. 7 Şubat 1923.
Balıkesir Zagnos Paşa Camisi'ndeki bir konuşma. Mustafa Kemal Ankara'dan İzmir'e gidiyor, birinci iktisat kongresine. O kongreye giderken 7 Şubat günü Balıkesir'de trenden iniyor, Balıkesirlilere bir konuşma yapacak. Şimdi o caminin ismine Paşa Camii derler. Ama Zagnos Paşa Camisi'dir. Hutbeye çıkıyor. Hutbeye. Yine aklıma bir şey geldi. Unutmayın, burada parantezi kapayım, bir parantez açıyorum. Rusya'ya gittik biz, Cindoruk'la beraber. Moskova'da kaldık 3 gün, 3 günde Leningrad'a gittik. Leningrad programına bakıyorum, programda cumartesi günü cami ziyareti yazıyor. Halbuki biz perşembe günü gittik oraya. Cindoruk'a dedim ki, ya Sayın Cindoruk dedim, buraya cumartesi günü cami ziyareti yapmışlar, bu biraz münasebetsiz oluyor. Gel bu cami ziyaretini cumaya alalım, hem cuma namazına gidelim, cuma namazı kılalım, hem de onlarla bir tanışalım bakalım dedim. İyi olur Şevket Bey dedi ve programı değiştirdik. Leningrad 4 milyon nüfuslu bir şehir, Baltık'ın hemen kenarında. 80 bin Kazan Türk'ü var, Müslüman. Cami bunların yaptığı cami. Ama ormanlığın içinde gördüğünüz zaman bayılırsınız. Kabe-i Muazzama'nın minareleri gibi 2 minaresi var. Hikayesi uzun. Şimdi camiye geldik, girdik. Çok şeyler atlıyorum. Esas söylemek istediğim noktayı söylemek için, zaman kaybetmeden. İmam benim yanımda oturuyor, bu tarafta arkadaşlar oturuyor. İmam bana dedi ki, ezana 5 dakika var, 10 dakika var dedi. Namaz vaktine kadar ben biraz vaaz edeyim dedi. Yarısını anlıyorum, yarısına çıkarıyorum. Neyse, şimdi vaaz kürsüsü yok. Minder de sermiş değil mihraba. Hutbeye çıktı, minbere çıktı. 1-2-3 basamak çıktı. Döndü cemaate, konuşuyor. Bizim Rafahattin Şahin var, ordu milletvekili, DYP'li. Bana dedi ki, ya Şevket Bey, bunlar dedi, cuma namazı kılmasını unutmuş dedi. Ben de dedim ki, Rafahattin, hele biraz bekle bakalım da sonuna bakalım bu işin dedi. Şimdi ezan okundu. Ezan okununca o da vaazı bitirdi. Aşağı indi, yanıma geldi, oturdu. Kalktık, beraber cuma sünnetini kıldık. Sonra şimdi hutbe verecek. Bekliyoruz arkadan bir müezzin sesi gelsin, ezan okunsun. Hayır gelmiyor, birden müezzinin sesi gelsin derken kendisi geldi. Hutbenin önünde durdu, bir baktım elinde bir asa, bir kılıç. Müezzin. İmam kalktı, kılıcı kuşandı. Asayı da eline aldı. Öyle çıktı minbere. Ve güzel bir de hutbe verdi. Sonra indi aşağıya. Kılıcı çöktü, koydu yere. Asayı bıraktı yere. Farzı kıldırdı. Aynen sünnetleri kıldık. Namaz bitti. Ben Refahettin'e dedim ki, Refahettin cuma namazını kılmasını kim unutmuş? Onlar mı bizim? İşte o cumaya çıkarken o asa, o kılıç devletin sembolü. Devletin, yani din ve devlet. Beraber bunun sembolü. Parantezi kapattım. Şimdi geldim gene Balıkesir'de Paşa Camisi'ne. Bak orada ne demiş? Ey millet, Allah birdir, şanı yücedir. Hepinizce malumdur ki teşkilat-ı esasi Kur'an-ı Azimüşşan'daki nusustur. Yani hepiniz çok iyi biliyorsunuz ki anayasa Kur'an. O. Doğru söylüyor. Kur'an diyor. Sonra devam ediyor. Camiler sadece içinde yatıp kalkmak için bina edilmemiştir. Ya
Camiler çatısı altında içtimai, iktisadi, hukuki, siyasi her meselenin müzakere ve münakaşa ve meşvereti için inşa edilmiştir diyor. Vay anasını, demek ki siyaset caminin içinde yapılıyormuş. Hutabanın vazifesi sadece cemaate namaz kıldırmaktan ibaret değildir. Ya hutabanın vazifesi içtimai, iktisadi, hukuki, siyasi her konuda ama her konuda cemaati ikaz ve irşattır. Caminin içinde siyasi konuda da cemaati ikaz edermiş. Kim? İmam. Böyleymiş, böyle gelmişiz o tarihe kadar. Ben bu tarihi gerçeği bundan 3 sene önce İzmir'de Menemen Belediyesi, SHP'li Menemen Belediyesi laik devlet ve din diye bir panel düzenlemişti. O panele gittiğimizde işlemiştim, anlatmıştım bu hususu. O panelde bir Bahri Savcı vardı, bu Muammer Aksoy'un şeriki, azılıdır. Tabi dine düşmanlıkta azılı, onu kastediyorum. Başka bir anlam çıkmasın. Şimdi ben bunu anlattım ya, yerinde duramıyor adam. İşin enteresan tarafı, tamamen sosyetik, tamamen dine yabancı insanların doldurduğu o belediye parkında herkes bizi alkışlıyor, bu büsbütün çıldırıyor. Bitti toplantı. Şimdi kalkmıştı bu benim yanıma geldi. Bana dedi ki, siz dedi bugün dedi burada dedi Atatürk'ü yanlış tanıtıyorsunuz. O kitap da benim elimde. Ben dedim ki sen kafadan konuşuyorsun, Atatürk'ü kafadan anlatıyorsun. Bak ben kitaptan anlatıyorum. Benim kitabım var, sen kitapsızsın dedi. Arkasından da dedi ki yanlış tanıtıyorsunuz. Niye yanlış tanıtıyormuşum? Atatürk dedi o zaman dedi öyle söylüyordu ama öyle düşünmüyordu dedi. Öyle der demez ben ona dedim ki sen ne diyorsun ya dedim. Sen Atatürk'e hakaret mi ediyorsun? İkiyüzlükle mi itham ediyorsun? Suç işliyorsun bak filan deyince hanımı bunu aldı götürdü. Bunlar bizim karşımızda duramaz. Hiç durmaları mümkün değil. Allah'ın izniyle. Ve giderken öyle söyledim. Bak, bugüne kadar meydanı boş buldunuz, atınızı oynattınız. Ama artık o devir geçti. Dedik ve kaybolup gittiler. Şimdi ben neyi anlatmak istiyorum? Şunu anlatmak istiyorum. 7 Şubat 1923, tarih bu. Bu tarihe kadar din, devlet, siyaset hepsi iç içe. Yani bugün Avrupa'da olduğu gibi İç içe. Camide, kışlada, her yerde siyaset var. Geçen sene Milli Savunma Bakanlığı bütçesi görüşülüyor. O günlerde de ordudan bazı subaylar dindar diye ordudan atıldı. As subaylar, subaylar gazetelerde okudunuz. Şimdi Milli Savunma Bakanlığı bütçesi üzerinde arkadaşları görevlendirirken ben mukaddere dedim ki sen bir konuşma yapacaksın. Geri kalan savunma sanayi ile ilgili kısmı da teknik eleman olarak Cemal Ayhan Bey konuşacak. Mukadderin çok güzel konuşmaları vardır. Çok enteresan konuşmaları vardır. Ama onu ben kürsüye çıkarıncaya kadar da göbeğim çatlıyor. Çatlıyor çünkü ne, daha o kürsüye tam alışmadı. Zor çıkıyor ama bir çıkıyor bir çıkıyor. O gün çıktı şaheser bir konuşmaya. İşte bu kışla açısından sözü şuydu. Dünyada hiçbir paşalar orada oturuyor yukarıda lojada. Milli Savunma Bakanlığı temsilcileri de burada bakanıyla beraber erkanı ve meclise hitaben konuşuyor. Dünyada hiçbir millet gösteremezsiniz ki asker ocağına peygamber ocağı desin. Ve yine dünyada hiçbir millet gösteremezsiniz ki askerine peygamberinin adını versin. Var mı böyle bir millet?
Bizim dinimiz askerliği böylesine bağrına basmış bir dindir. Nasıl oluyor da siz biraz fazla dindar diye subay veya assubayları oradan atıyorsunuz? Bu ocaktan atabiliyorsunuz. Çok etkili bir sözdü bu. Bu yılda askeri şura toplanacaktı. Toplanacağı günden 3 gün önce Fethullah Erbaş arkadaşlarıyla beraber hemen askeri şura başkanı Süleyman Demirel'e bir telgraf. Sakın ha geçen sene yaptığınızı yapmaya kalkmayın. Ve elhamdülillah yürümedi. Yapamadılar bu sene. Refah var çünkü. Şimdi bir şeyi bir yere oturtmaya çalışıyorum. Din ve siyaset. Bu iki kavramı aldık. Bu iki kavramlarını aldık. Bugün Avrupa'da bu iki kavramın müessese olarak ilişkilerini anlattık. Geçmişimizde olan ilişkisini bir tek olayla belirttik. Peki Hristiyan Avrupa dinini hep baş tacı edip giderken, biz de öyle giderken ne olmuş da biz dini devletten, devleti dinden ayırmışız, kopmuşuz? Bu treni biz nasıl değiştirmişiz? İşte birkaç cümleyle, birkaç tarihle o gerçeği belirtmek istiyorum. 9 Eylül'de düşmanı denize dökmüşüz İzmir'de. 9 Eylül 1922. Aradan 20 gün geçmiş geçmemiş İngiltere'de avam kamerasında o günün Dışişleri Bakanı Lord Curzon elinde Kur'an'la kürsüye çıkmış. İngiliz parlamenterlerine hitaben bir konuşma yapmış. Demiş ki arkadaşlar, bu millet bizi kastediyor. Yeniden bu kitaba sarıldı. Bu milletin elinden bu kitabı almazsak kısa bir zaman sonra Viyana kapısına yeniden bunlar gelir dayanır demiş. Ne yapılacakmış? O kitap o milletin elinden alınacakmış. Anayasa olmaktan çıkarılacakmış. Camilerde konuşulmaktan men edilecekmiş. İşte söz bu. Sonra sen daha uyuyorsun. Alamazlar. Evet. Musaf tamam, duvarlarda asılı, torbalarda duruyor, açıyorsun okuyorsun ama neyi almışlar onu anlatıyorum. 30 Eylül'de bu olmuş. Aradan 2 ay geçmiş, 30 Kasım'da bizim heyetimiz Lozan'a gitmiş, Lozan konferansına. Yeni devlet kurulacak ya, bu devlet kurulacak. Lozan konferansına gitmiş. Lozan konferansına gittiği zaman masaya oturmuşlar. Türkiye burada, İngiltere, Fransa, İtalya, onlar da masanın karşısında. Mesele basit, sormuşlar ne istiyorsunuz demişler bizimkilere. Bizimkiler de tanınmak istiyoruz demişler. Cevap şu, kolay, bir tek şartımız var. Nedir o? Kur'an nizamından vazgeçeceksiniz, bizim nizamımızı kabul edeceksiniz. İşte size şart. Tren nerede değişiyor? Önümüze koyuyorlar. Ama o gün kabul etmiyor o heyet bu teklifi. Niye kabul etmiyor? Çünkü orada böyle bir anlaşma imzalasalar arkasında öyle bir meclis var ki, birinci meclis sarıklı mücahitlerden, alimlerden kurulu, o meclise böyle bir anlaşmayı kabul ettirmek mümkün değil. O nedenle kabul etmiyorlar. Bu noktada şunu belirtmek istiyorum. Bugünlerde de bir Kıbrıs hadisesi yaşıyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kurtarılmış, kurulmuş. Ama dünya tanımıyor. Tanınması için bir takım mekanizmalar çalışacak. İşte Birleşmiş Milletler'de o mekanizma çalıştırılıyor.
Bu çalışan mekanizma bu millete genciyle yaşlısıyla ibret olmalıdır. Neyin ibreti olmalıdır? Görülüyor ki bir istiklal savaşını yapanlar ve kazananlar kendi üzerlerine elbiseyi kendileri biçemiyorlar. O elbise başkaları tarafından biçiliyor. Onun için Galli denilen adam makası eline almış, toprak olarak şurayı şurayı şöyle yapacaksın, ayrıca düzeni böyle kuracaksın diyor. Düzeni böyle kuracaksın diyor. Bunu bugün yaşıyor muyuz? İşte Lozan'da da biz yaşadık. Lozan'da da düzeni böyle kuracaksınız. Yani İslam nizamından, Kur'an nizamından vazgeçeceksiniz. Bizim nizamımızı kabul edeceksiniz. Bizim nizamımız dedikleri nizam da Hristiyan ve Yahudi kökenli nizam. Tabii heyet kabul etmiyor dedim, geri geliyor. Mustafa Kemal de demin bahsettiğim konuşmayı yapıyor, o da Ankara'ya geliyor. Ve böylece Şubat ayı sonunda baş başa veriyorlar. Teklif bu. Ne yapacağız? Başka türlüsünü kabul etmeleri mümkün değil. Bu durumda verilen cevap şu. Dediklerini yapacağız. Yapacağız da önce Türkiye'de bir şey yapmamız lazım. Nedir o? Bu meclisi feshetmek. Nasıl feshedeceğiz bu meclisi? Bir olay olacak. 28 Mart tarihinde Muhafız Alayı Komutanı Topal Osman denilen kişi, Trabzon Milletvekili Şükrü Bey'i öldürüyor. Suikast ya. İşte o olay ortalığı karıştırıyor. Parlamento karışıyor ve 1 Nisan tarihinde Mustafa Kemal parlamentoyu feshediyor. Şimdi yeni seçim yapılacak, yeni parlamento kurulacak. Yeni kurulacak olan parlamento için milletvekilliği seçilmek bakımından bir şart konuluyor. Nedir o? Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'ne mensup olacak. Yani tanzimat kafalı, batı. Batılı ol. Batıyı tercih edin. Geri kalışımızın sebebi Müslümanlıktır. Ne yapıp yapıp batıya dönmemiz lazım gelir diyen düşüncede insanlar. Tabii bu çizgide seçim yapılıyor. İçine samimi Müslümanlar da giriyor. O vasfı olmayanlar da nasılsa her nasılsa giriyor. Yeni meclis toplanmadan bu Lozan heyeti ikinci defa gidiyor Lozan. 24 Temmuz'da işi bitiriyorlar. Anlaşma imzalanıyor. Heyet geri dönüyor. 10 Ağustos 1923'te meclis toplanıyor. 16 Ağustos 1923'te meclis Lozan anlaşmasını tasdik ediyor. Meclis tasdik etti, iş bitti mi? Bitti. O tarihe kadar İstanbul'u elinde rehin tutan İngilizler 6 Ekim'de İstanbul'u boşaltıyorlar ve gidiyorlar. Tamam, iş bitti. Yani Lord Curzon'un İngiliz avam kamerasında dediği oldu. Ve bu millet İslam'ın gemisinden indi. İşte bugünkü gemiye bindi. Bugünkü gemiyle bugüne geldik. Ne nereye geldi? Bu düzende neyimiz ne oldu? Gecenin bu ilerlemiş saatinde sizi fazla meşgul etmeyeceğim. Biz İstiklal Harbi'ne başlarken öyle bir namus anlayışımız vardı ki bizim, sokaktaki bir bacımızın başörtüsüne bir yabancının eli uzansa tahammül edemezdik. Onu namusa indirilmiş bir darbe olarak görürdük. Bizim namus telakkimiz Cihan Şumul'du.
savaş sebeplerimizden bir tanesiydi. 9 Eylül'de düşmanı denize dökmüşüz İzmir'den. İzmir otogarını geçtikten sonra, demir yolunu geçtikten sonra bir park var. Parkın içinde bir abide. Şehitler için bir abide. Üzerinde ne yazıyor? Vatan ve namus uğruna şehit düşenlerin ruhuna. Yani bu milletin evladı vatan ve namus uğruna şehit düşecek kadar namusuna düşkün. Ama bu düzen bu milletin neslini o hale getirdi ki binlerce Ayşe'sini, Fatma'sını, Zehra'sını sermaye yapıp ona buna satan, bu yoldan para kazanan Ermeni Manukyanlara madalya takar hale getirdi. Nereden nereye gitti? Bak düzen gitti. Bir hukuk düzeni, hukuk sahasına bak. Bugün mahkemelerdeki dava dosyaları, idari, hukuki, cezai dosyalar toplam 10 milyondur derdest. Her dosyanın iki tarafı olsa, bir de şahidi olsa 3. 3 çarpı 10, 30 milyon. Nüfusumuz 60 milyon. 60 milyonluk nüfusun 30 milyonunu mahkemelik etmiş. Düzene bak. İşte batı batı denilen düzene bak. Bir başka konuya geçeyim. Ekonomiye geçelim. Bir misal de burada. Bir ekonomik düzenin gücünden ve sağlığından bahsedebilmek için o düzende paranın sağlıklı olması lazım, paranın güçlü olması lazım. Bir devletin parası güçlüyse ekonomisi güçlü demektir. Bugün Amerika'nın gücünden bahsediyorsan doları güç. Almanya'nın gücünden bahsediyorsan markı güç. Japonya'nın gücünden bahsediyorsan yeni güçlü. Fransa'nın frankı güçlü. Paraları güçlü ve değerlerini az çok muhafaza edebiliyorlar geçmişle bugün arasında. Bundan 40 sene evvel 1 lirayla 1 mark alabilirdiniz. Ama bugün 1 mark almak için tam 5300 lira saymanız lazım. Bugün 5000 lirayla 5000 markı satın alma güçleri açısından gelin bir mukayese edin. Bugün 5000 lirayla 1,5 gazete alırsınız. Ama 5000 markla iyi kötü bir araba alırsınız. Doğru değil mi? Ne olmuş bizim ekonomik düzene? Parayı pula çevirmiş. Hem de Türk parasının değerini koruma kanununun yürürlükte olmasına rağmen hükümet Türk parasının kanunu değerini koruyamamış. Parasının değerini koruyamayan bir düzene düzen mi den? Kahrolsun. Onun için artık millet gerçeği görmelidir. Refah Partisi şu siyaset arenasındaki partilerden bir tanesi değil, onlara karşı kurulmuş bir parti değildir. Refah Partisi bu milleti köleliğe mahkum eden ve mahkum yaşamaya mecbur eden bu düzene karşı kurulan bir partidir. Ve Refah Partisi'nin getireceği düzen aydınlık bir düzendir. Yıllardan beri biz bunu millete anlatmaya çalışıyoruz. Anlaşılmıyordu ama anlamaya başladılar. Çok şükür. Geçen gün, bu haftaki değil, geçen haftaki Nokta Dergisi'nde çok enteresan bir yorum var. Yorumcu diyor ki, geçmiş yıllarda diyor, seçim öncesi iki büyük parti vardı diyor, malum. Birisi başaramadı mı? Millet bu başaramadıysa bu başarır diye öbürüne gider. O başaramazsa buna gider. Yani ümidi bir onda bir bunda, bir onda bir bundaydı. Ama diyor, hoş bir şey oldu bu seçimden sonra, bunların ikisi beraber iktidar oldular diyor.
Gene de beceremiyorlar bu işi diyor. Gene düzelmiyor. Ha bunu görünce anladık ki diyor, mesele parti meselesi değil, mesele düzen meselesiymiş diyor. Yürümeyen parti değil, yürümeyen düzenmiş diyor. Evet. İşte biz de yıllardan beri bunu anlatmaya çalışıyorduk. Yürümeyen düzen. Bugünkü düzen. Neden yürümüyor? Çünkü bizim düzenimiz değil bu. Bizim vücudumuz bu yabancı organı kabul etmiyor. Bütün ekonomik, sosyal ve ahlaki yangınlar bizim bünyemizin bu düzeni kabul etmediğinin ilanıdır. Bunu anlatıyor. Elhamdülillah millet de gördü geliyor. Yolsuzluk nereden? İşte buradan, bu düzenle. Hepsi bu düzenden kaynaklanıyor. Bu düzen bizim düzenimiz değil. O nedenledir ki ben size uzun uzun bir sahne verecek değilim artık. Mesele düzen mesele. İşte Refah Partisi adil düzen denilen bir düzenle geliyor. Bu adil düzenin amacı nedir? Bir, fertler ahlaklı ve dürüst olacak. Fertler ahlaklı ve dürüst olacak. İki, devlet emin ve adil olacak. İşte adil düzen diyorsak, devletin adil oluşu, fertlerin dürüst oluşu noktasından kaynaklanıyor. Ama aynı zamanda devlet emin olacak, güvenilir olacak. Geçenlerde Bosna Hersek'le ilgili, geçenlerde dediğim Temmuz ayında, camilerden toplanan 12 milyar para. Bu 12 milyar paranın çeki Diyanet İşleri Başkanımız tarafından Başbakan'a veriliyor. Başbakan bu çeki Kızılay'a veriyor. Çek Kızılay'a verildiğine göre biz bu para Bosna'ya ulaşır dedik. Biz de Refah Partiyiz. Partisiyiz. İşin izindeyiz, peşindeyiz. Ama bakıyoruz ki para bir türlü Bosna'ya ulaşmamış. Soruyoruz, gönderildi diyorlar. Oraya soruyoruz, gelmedi diyorlar. İstanbul Milletvekilimiz Mustafa Baş, Allah razı olsun, Başbakan'a bir yazılı soru önergesi var. Bu paranın akıbeti ne olur? Onlar fark etmeden yazının cevabı geldi. İmzalıyorlar da, kolları yorulduğu için, gözleri de mahmur olduğu için muhtevasını okumadan imzalıyorlar. Ne olmuş para? Yazıda diyor ki, bu 12 milyarın 250 milyonuyla Bosna Hersek'e un şeker gönderilmiş. Geri kalan 3 milyarıyla Sümerbank'tan efendim kot bezi, kaput, potin, giyim eşyası alınıp gönderilecekmiş. Geri kalan 8 milyarı ise Vakıflar Bankası'na %60 faizle vadeli hesaba yatırılmış. Bu devlet emin devlet olamaz. Emanetin hukukuna riayet etmeyen bir devlet devlet olamaz. Onun için nereden kaynaklanıyor bu? Bu nereden kaynaklanıyor anlıyorsunuz, düzenden. Düzenden. O neden nedir ki bu düzenin değişmesi lazım? Değişecek olan düzen adil düzen. Bakın dikkat edin, bütün siyasi partiler, Refah'ın dışındakiler de bir şeyler gevelemeye başladılar bugünler. Yeni oluşum, yeni oluşum. Yeni oluşum, yeni oluşum. Yeni. Ne olacaksın yeni sen? Ne olacaksın, ne yapacaksın? Faizi kaldıracak mı? Yok. Faizi kaldırmış. Vergiyi kimden alacak? Aynı mı? Aynı.
Gelsen ne olur, gelmesen ne olur? Bu tuttu fırıttileri kaldıracak mı? Daha çok olur. Bu temel isküleri kaldıracak mı? Ne kadar enteresan. Biz Refah Partisi olarak bir mücadeleye giriştik. Hükümeti kürsüden çıkıyorsun, eleştiriyorsun, eleştiriyorsun, anlamıyor bir türlü. Baktık olmuyor biz. Hükümetle uğraşacağımıza biz bu savcılarla ilişki kuralım dedik. Seks şoplar hakkında, seks şoplar çıktı şimdi ortaya. Cinsel alet bilmem neleri satıyorlar. Bunların gazetelerde ilanını gördük. Milletvekili arkadaşlarından bir ekip hemen adreslerini tespit edip hukuk müşavirimiz de önlerine katarak bir suç duyurusu kampanyası başlattık. Allah'a şükür İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de, Antalya'da, Adana'da nerede varsa hepsini kapattılar. Yani toplattılar eşyaları. Dükkanı kapatmadı da eşyalar müsaade edildi. Eğer varsa başka yerde mutlaka adresi meçhulümüzdür. Bildirin adresini gönderelim. Topluyorlar. Şimdi biz toplatıyoruz, savcıları harekete geçiriyoruz. Demirel İzmir'de açılan bir seks şopa çelenk göndermiş. Yani o düzenin gereğini yapıyor. O düzenin gereğini yapıyor. Onun için artık millet değiştirilmesi gerekenin sadece Demirel, sadece İnönü olduğunu değil, düzenin partilerini topyekün saf dışı edip ancak adil düzenin öncüsü olan Refah'ın peşine düşerse inşallah sadece Türkiye kurtulmaz, dünya kurtulur. Konuşmamın başında belirttiğim 1,5 milyarlık İslam dünyası kurtulur. Evvelki gün Ankara'da Gölcüklü bir delikanlı geldi. 3,5 aydır Bosna Hersek'te savaşıyor Bosnalı mücahitlerle beraber. Dönmüş gelmiş. Onları biteni anlatıyor. Ve şunu söyledi. Oraya gittiğim zaman dedi, bana niçin geldin? Sen Türkiye'de lazımsın. Türkiye'de çalışmalısın. Türkiye kurtulsun ki biz de kurtulalım. Diyor, dedi. Bununla sözü bir noktaya getirmek istiyorum. İşte artık bu 60 milyonun bu gerçekleri görmesi lazım. Bu gerçekleri görerek Refah'ın arkasına düşmesi lazım. Her ne olursa olsun artık Batı taklitçilerine kanmaması, aldanmaması lazım. Baştan yola böyle çıkıldı. Allah'a şükür artık sel oldu geliyor ama bütün ülkeyi bu selin inşallah kaplaması lazım. İnanın Türkiye'de Refah'ın iktidara geldiği gün bütün dünya temelinden sarsılacaktır. Ama bu sarsıntı mefsedetin maslahata dönüş sarsıntısı olacaktır. Son bir misalle konuşmamı bağlıyorum. Refah gelirse ne olur? Herkes merak ediyor bunu. Nazlı Ilıcak başının örtüsünü merak ediyor. Herkes bir şey merak ediyor. Ne olacak diye. Bulgarlar da merak ediyor. Bulgar televizyonu gelmiş bir çekim yaptı. Bir şey soracak, soramıyor. Soracak, soramıyor. En sonunda artık sormak mecburiyetinde kaldığını hissetti, sordu. Dedi ki, Refah Partisi iktidara gelirse Bulgaristan'a saldırır mısınız dedi. Sorun. Herkesin bir endişesi var. Ben de kendisine dedim ki, Refah Partisi iktidara gelirse Bulgaristan'a saldırır mı? Bu size bağlı. Size bağlı. Eğer Sayın Özal zamanında yaptığınızı oradaki soydaşlarımıza, oradaki kardeşlerimize yeniden yapmaya kalkarsanız, daha bu işe teşebbüs ettiğiniz anda Sofya'da jetlerimizi görürsünüz. Biz, çünkü biz Kıbrıs'ta böyle yaptık.
Ama uslu uslu oturursanız, onlara zarar vermezseniz, biz de böyle komşu komşu otururuz. Her şey size bağlı. Bakın daha biz gelmedik ya. Daha biz gelmeden adamlar yarının tedbirini alıyor. Ben şuna inanıyorum ki Clinton'unu da düşündüren sadece Amerika'nın iç ekonomisi değil, revan gelişidir. Allah'ın izniyle. Ne yaparlarsa yapsınlar, refah gelecektir. Millet aslına dönmüştür. Aslına dönen bu millet, kendisini temsil edecek, iktidarı elbette başında görecektir. Bunlar çekiç güç müzakerelerinden takriben bir ay önce kamuoyu yoklaması yaptırdılar. Pierre Galut mudur, ne karnı ağrısı, bunların bir özel araştırma şirketi var. Kamuoyu yoklamaları yaptırdılar. Milletin %80'i çekiç gücün Türkiye'de kalmasını istemiyor. Demirel'in özel bir müşaviri var. Bu Türk İş Daily News gazetesinin aynı zamanda yazı işleri müdürü. O da parlamentodaki milletvekilleri, İknur Çevik, parlamentodaki milletvekilleri arasında bir yoklama yaptı. Parlamentoda 290 milletvekili istemiyor. Ama buna rağmen çekiç güç geçti. Geçer. Geçer. Ama son defa geçer. Çekiç gücü bu parlamentodan geçireni millet de elbette istirahate çeker. Allah'ın izniyle. Değerli kardeşlerim, gerçekten Samandıra'da bu gece müstesna bir gece yaşadım sizlerle beraber. Belki arkadaşlarım böyle coşkulu gecelerin çok şahidi olmuştur burada. Ama ben Samandıra'da yıllardan beri ilk defa bu akşam konuşuyorum. Ama size şunu müjdeliyorum. Bu Kuşadası'nda da böyle. 2 hafta önce Kuşadası'nda bir kongre yaptık. Kuşadası'nda biliyorsunuz. Belediye başkanı başta olmak üzere bütün ileri gelenler, siyasi misyonu gelmiş oturmuş kongreye. Bu büyüklükte bir salon tıklım tıklım dolu. 2 sene önce 30 kişiyle kongre yapılan yerde. Tıklım tıklım dolu. Diyelim ki yarısı Aydın'dan, diğer ilçelerden gelmiş ama yarısı Kuşadalı. Öyle bir iştiyaklı kongreydi ki. Ve aynı zamanda o Kuşadası'nın Çamlıbağ diye bir beldesi varmış. %24 oy almışız. Belediye başkanlığını çok az oy farkıyla kaybetmişiz. Allah Allah. Nerede neler oluyor? Hiç farkında değiliz biz ya. İşte Allah büyüktür. O yürü dedi mi yürüyor bu iş. Şimdi Kuşadası Belediye Başkanı önden bir konuşma yaptı. Demokrat bir konuşma yaptı. Nazik bir konuşma yaptı. Ev sahibi gibi bir konuşma yaptı. Bülent Arınç konuştu, biz konuştuk. Ondan sonra müracaat etmiş divan başkanına, bir defa daha ben konuşmak istiyorum demiş. O müracaatı makul buldu divan. Tekrar kendisini mikrofona çağırdı. Lütfü Suyoncu'ydu adı. Dedi ki, arkadaşlar dedi. Ben buraya bir Lütfü Suyoncu olarak girdim. Ama bir başka Lütfü Suyoncu olarak çıkıyorum. Dünyamı şimdi buldum ben dedi. Kuşadası'nın belediye başkanı diyorum. Onun için kimisi refahın safında, kimisi safın kapısında, kimisi tokmağına doğru uzanıyor. İnşallah 60 milyon bu saflarda ve o özlenen izzetin yolunda bu milletin özlenen istikbalinin hizmetkarı olacaklardır. Hepinizi bu yakın ilginizden, alakanızdan dolayı saygıyla, sevgiyle selamlıyorum.